İyi dostlar, evde mutfaktayız. Nerede olacağız? Efendime söyleyeyim. Şimdi alın kağıt kalemi, çok tuhaf bir şey anlatacağım. Bir tarif ama çok zor yapması. Yani bir Fransız mutfağı kağıt kalem alın, saatlerce not alacaksınız. Şaka şaka, çok basit bir şey yapacağım. Şaka, öyle bir şey değil. Evde ne varsa ondan. Evde ne var? Ondan. Bunun adı sucuklu carbonara. Carbonara bir İtalyan yemeği. İçerisine yani makarna, yumurta, pastırma, efendim kunur, efendim kuru et fakat çemensiz. Efendim biz onu yapmıyoruz, onu bize çeviriyoruz, sucukla yapacağız. İçinde ne var bakalım. Yumurta 4 tane, tereyağı, krema, zeytinyağı, karabiber önemli. Efendim parmesan peyniri rendeli ve benim tercihim olan Maret'in altın seri sucuğu. Bu doğranmamışı, bu doğranmışı. Bunu böyle jülyen doğrayacaksınız. Şimdi bir parça tereyağı alıyorum şuradan. Çok değil. Fakat tereyağı yanacağı için yanma derecesini aşağı tutalım diye burada zeytinyağı ekleyeceğiz içine bir parça. Karışım yapıyoruz yani tereyağı zeytinyağı karışımı. Çok değil. Ağır olmasın. Çünkü tereyağı sonra krema koyacağız bir makarnaya. Müthiş bir şey geliyor, müthiş. Şimdi anlatayım ben size bunun ne olduğunu. Yıllar evvel rahmetli Mustafa Koç'tan dalışa gittik. Su altına dalıyoruz. Biz daldık, çıktık falan. Teknesinde büyük oturuyoruz orada arkada. Efendim, seriniyoruz. Ve çocuklar geldi. O zaman Esra küçüktü kızı. Ayhan abi bize makarna yapar mısın dedi. Denizin ortasında. Ya bilmiyorum Esra'cığım bakalım ne varmış mutfağa. Girdi mutfağa, teknenin mutfağı yani şu kadar 4 metrekare büyük tekne ama mutfaklar ufacık ya bizim şu mutfaktan çok çok daha ufak. Ne var dedim aşçı başına, oradaki şeye, yemek yapan tayfaya. İşte ayağım diye şu var, bu var, bu var dedim. Makarna var, sucuk var. Var mı var? Makarna var mı var? O zaman dedim ben size bir Kayseri karbonası yapacağım. Sucuklu makarna yapacağım. Yumurtalı. Yumurta var mı? O da var. Ve bir makarna çıktı oradan. Bebeler hala efendim ondan bahsederler. Şimdi ilk önce tereyağına, zeytinyağına sucuklarımızı attık. Efendim. Çok kızartmaya gerek yok. Yeterince. Evet. Bunlar burada kızara dursunlar. Benim özel makarna tencerem. Aldık spagetti. Çok hoşuma gitti. Aldım yarım kilo 500 gram spagettimi içerisine attım. Şöyle. Şimdi birazdan bunu karıştıracağım ki birbirine yapışmasınlar. Şimdi onlar yumuşarlar. Sucuk, yumurta, makarna. Varsa krema, şart değil krema. Olursa. Varsa parmesan, şart değil. Başka peynir de olur, kaşar da olur. Ama parmesandır bu işin aslı. Onu da itiraf edeyim. Yahut da hiç parmesan, hiçbir şey siz. Bak, bir peynir şart değil. Adamı şey yapmaz yani. Eyvah peynir yoktu, ben yiyemem demem. Hastasıyım ama. Efendim şimdi geldik yumurtalara. Şimdi yumurtaları şöyle yapacağız. Bakın. İlk önce yumurtaların sarısıyla beyazını ayıracağım. İki tane full şey. İki tane efendim full yumurta. İki tanesi sırf sarısı. Çünkü bu yemek sarı seviyor. Anladın mı? Bu yemek sırf sarı seviyor. Efendim şunu da bir, iki beyazını aldık. Beyazını kullanırsın, tatlı matlı yaparsınız. Yemekte işimiz yok bunun. İki tane sırf sarı. İki tane de komple. Yahut da bir tane istiyorsanız. Komple. Ben bir tane yapayım. Bu size bağlı. İleride sonra ustalaşınca şey yaparsınız. Karar verirsiniz. Bunu da saklı beyazını aldım. Sırf sarısını attım. Şimdi bunu çırpacağım. Efendim şimdi, içine bir parça parmesan koyuyorum ama az. Hepsini değil. Sonra bunu bu yumurtayı parmesanla iyice macun olana kadar çırpıyorum. Tuz koymayacağım çünkü parmesanın içinde kendi biraz tuzu var zaten. Sonra tadarız, tuzu ekleyebiliriz. O başka mesele. Bu yumurta biraz az geldi bana. Ufak yumurtaymış. Belki içinde bir tane, iki tane daha kırabilirim. Evet, makarnamız pişti. Fazla bekletmeyeceğiz. Hemen soğuk suya, kesin soğuk su yok. Kesin soğuk su en büyük yasak. Gelin. Efendim,
tütüyor. Çok sıcak olacak makarnanın en büyük numarası oldu. Biraz tereyağı bu içine koyuyorum. Bakın çok az. O tereyağı içinde kendi ısısında eriyecek. Bakın nasıl karıştırıyorum. Eriyene kadar tereyağı karıştırıyorum. Şimdi bunun içinde hemen şöyle bir şey yapacağım. O çırptığım yumurtayı pişirmiyorum. Bunun suyunda pişirecek. Şimdi yavaşça bunu döküyorum. Çırptığım yumurta. Hoppa. Buyurunuz. O yumurta içinde piştiği kadar. Yani çok pişmiyor. Sulu kalması lazım. Hoppa. Çok güzel oldu. Çok çok çok. Şimdi bunun üzerine de sucuklarımı aldım. Şuradan sucuklarımı da ilave ediyorum. Evet. Sucuklarımı da ilave ettim. Ve karşımızda bol sulu. Şimdi bu suyunu çekeceği için şöyle bir şey yapın. Sakın ve sakın önemli bir şey. Suyunu hepsini dökmeyin. Çünkü ben bunların içine bir parça su koyacağım. Çünkü suyu azaldı. Çünkü kendi kendine buhar oldu. Makarna kalınlaştı. Ben ne yapıyorum? Şuradan bir parça, bir bardak alıyorum. Suyundan alıyorum. Makarnayı rahatlatıyorum. Soğuk su olmaz. Sıcak su olmaz. Kendi kaynağı suyu olacak makarna tadında. Ha, şimdi burada bir parça sulandı mı şimdi? Heh. Şimdi kendine geldi. Ne oldu? Yumurta makarnanın ısısında pişti. O kadar. Şimdi buna parmesan koyacağım. Sonrasını geri kalan da herkes kendi kafasına göre koyacak. Hepsini koymuyorum. Sonra sofraya getireceğim parmesanı. Geri kalan parmesanı da şeyde. Evet şimdi. Bakın sulu bir, çok şık bir makarna oldu size. Carbonara. Sucuklu carbonara. Maret sucuktan. Neden maret sucuk? Çünkü biliyorum ki eti iyi yerden. Fabrikaya da gittim gördüm. Reklam yapıyorum şu anda. Maret sucuk ve altın seri. Ne altın seri? Çünkü fermente. Ne demek fermente? Yapıldıktan sonra sucuk bir 10 gün, 8 ila 10 gün ılık bir odada asılı bekliyor. Fermente. Bir de fermente iki türlü. Bir hakiki bekleyen 10 gün var, bir de onları hızlandıran bir metot var. Ondan bahsetmiyorum. Altın seri, hakiki fermente ve biraz yumuşak. Yani çok çok kokan baharatlı değil. Biraz yumuşak bir sucuk. Yani İstanbul sucuğu. Yani Kayseri sucuğu değil. Altın seri. Evet, şimdi. Şimdi bunu güzel bir servis tabağına geçirelim ve tencerede soframızda götürmeyelim. Of 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 of. Müthiş oldu. Müthiş çocuklar. Yani bu carbonara, sucuklu carbonara İtalyanlarınkini döver. Hakiki carbonara'yı bu döver. Unutmayın. Pakette ne yazıyorsa ondan 1 dakika aşağı, 2 dakika aşağı kaydı. Yani 8 dakika diyorsa 6 dakika yapın. 6 10 diyorsa 8 yapın. 2 dakika aşağı. Bana göre. Şimdi bu makarna karabiber sever. Karabiberde taze çekmekte yarar var. Yani çekilmiş de var ama biz tazesini çekelim. Birazdan afiyetle yiyeceğiz sevgili dostlar. Müthiş bir maret sucuklu carbonara. Masada görüşmek üzere. Sevgili dostlar, işte spagetti alla carbonara, sucuklu carbonara. Efendim spagetti çok hoşuma gitti. Şimdi bundan bir test yapalım. Müthiş görünüyor. Bunu da ilave edeyim. Spagetti çok hoşuma gitti. Sucuklu ve yumurtalı. Ama yumurta pişmeyecek. İçerisinde sulu sulu görünecek. Ölürüm. Ölürüm. Müthiş. Her akşam bunu elinize yiyin. Yumurta, sucuk, Maret Gold, ben onu seviyorum. Altın serisi. Efendim, tereyağı. Dur. Bir dakika. Krema koymayı unuttum. Ama zaten söylemiştim ya. Olmasa da olur. Kremalı, kremasız. Fark etmez. Parmesan ya, peynir. Ve müthiş bir yemek. Çok pahalı da değil. Fanfinfon da değil. Carbonara. Yumurtalı, sucuklu bir makarna. Bana afiyet olsun.